أطلت ترسم الفرحة كبدر لاح في فرحة أضاءت في سماء المجد يا بشرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين Ee, son olarak işlemiş olduğumuz yer el ve başlığında kalmıştık. Normalde el meselesini iki ders önce anlatmıştık. Son olarak el meselesine geçiş yaptık. Khas meselesinde de bir e, şöyle bir genel bir izahat yaptıktan sonra umumu khas yapanlardan bahsettik değil mi? Umumu khas yapanlardan bahsettik. Dedik ki bunlar iki kısma ayrılır. Zaten müellif burada bize söyledi. Dedi ki şu ibareye dikkat edin. Ve huve yenkasimu ila ve o iki kısım ayrılır. Yenkasimu ile ayrılır. Kısımlara ayrılır. İla hangi kısımlara? Muttasil ve munfasil. Muhassıs olanlar yani umumu has kılanlar iki kısımdır abi yer. Birincisi muttasil yani bitişik bir şekilde umumu has kılanlar. İkincisi munfasil. Ayrı bir şekilde umumu has kılanlar. Munfasil geçen dersimizi anlattık. Mufasıl ve muttasıl bunları e, muhassıslar için kullanılır. Yani umumu has kılanlar için kullanılır bu ibareler. Mufasıl için demiş ki o umumu ayrı bir şekilde umum lafzıyla alakalı olmadan ayrı bir şekilde umumu has kılanlardır. Muttasıl için de dedi ki şöyle sadece bir isim olarak bir tanım olarak umumu umum lafzıyla ilişkili olarak ve genel olarak aynı e, la, e, içerisinde veya aynı cümlenin içerisinde umumu has kılanlar. Bundan da bu şekilde bahsettik. Muhassisatu e, ile, geçen dersimizde bunu anlattık. Nedir muhassisatu munfas ile? Umumu ayrı bir şekilde has kılanlar. Mesela Kur'an'ın Kur'an'la yani kitabın kitabın e, kitabın kitapla taksis e, olması, has olması. Yani bir ayetle başka bir ayetin has olması, başka naslarda. Veya kitabın sünnette tahsis olması, sünnetin kitapla tahsis olması, sünnetin sünnette tahsis olması veya e, şer'i delillerin kıyasla tahsis olması veya sahabe sözüyle tahsis olması, icma ile tahsis olması veya bu delillerin, Kur'an ve sünnette varan delillerin his ile tahsis olması, akıl ile tahsis olması genel ifade, genel olarak Geçen dersimizde muhassisatu munfasile ayrı bir şekilde ayrı naslarda gelerek birbirlerini taksis edenler, umumu taksis edenler için e, muhassisatu munfasile demiştik ve bunları genel ifadelerle, genel ibarelerle geçen yapmış olduğumuz dersimizde açıklamıştık. İnşallah bu dersi de istiyorum ki abiler e, muhassisatu muttasile bitişik muhassislardan bahsedeyim. Bitişik muhassisler onun için dedik ki hatırlarsanız ee, aynı delil içerisinde gelip veya aynı lafız, aynı cümle içerisinde gelip birbirlerini has veya umumu has kılanlar. Munfasil olanlar, ayrı olanlar başka delillerde veya başka cümlelerde geliyor birbirlerini has kılıyorlar. Muttasil olanlar aynı delil içerisinde veya aynı cümle içerisinde gelip birbirlerini veya umumu has Onun için müellifin şu ibarelerini inşallah biraz okuyayım, takip edin. Dedi ki fel muttasıl, muttasıl odur ki el istisna istisna vardır. yani muttasıl muhassisatun muttasıl olanlarda istisna ve takiyet bir şart şart ile takyit olunma ve takiyetu bir sıfa ve sıfat ile takyit olunma bunları da isim olarak zikretti. İnşallah zaten Allah nasip ederse söyleyeceğiz. El istisna yani muttasıl ile olanlardan veya umumu umumu muttasır bir şekilde has kalanlar onlar için 3 sınıf zikretti. Onlardan birincisi için dedi ki istisna istisna olur. İstisna muttasıyla kapsamındadır. Mukassisat-ı Daha sonra ve takyidü bir şart. Şart ile kayıtlama. muttasıl ı muttasıyla denilir. İnşallah ne demek bunlar ifade edeceğim. Ve takyidü bir sıfat ve sıfat ile takyit yapma. Sıfat ile kayıtlandırma Bunlar da umumu has kılanlardır dedi İmam Cüveyni burada. Daha sonra bunlar teker teker açıklamaya başladı bu üç şeyi. Daha sonra dedi ki dedi ki vel istisna u. istisna odur ki ihracu ma laula hu la fil kelam. İhracu ma laula hu la fil kelam ne demek bu? Şayet onun çıkarılması olmasaydı o kelime dahil olurdu. İhracu ma laula şayet onun çıkarılması olmasaydı yani istisnanın çıkarılması olmamış olsaydı lede halafil kelami o kelama dahil olurdu. Müstesna olunan şey kelama dahil olurdu. Bunun tanımını bu şekilde yaptı. İnşallah ifade edeceğim ne demek bu. Ve innema yasihhu bi şartin en yebqa min el müstesna minhu şey. Ve onun ikinci şartı, birinci şartı ondan bir şeylerin e, e, onun tanımını zaten üstte yaptı. Birinci şartı içindeki ve innema yasihhu bi en min el müstesna minhu şey. Onun şartlarından birincisi istisna e, istisna geldiği zaman müstesna minhu'dan bir şeylerin kalması gerekir. Geride bir şeylerin kalması gerekir. İkinci şartı ve min şartı ve ikinci şart olarak en yekuna muttasilen bir kelam ve onun kelama bitişik olması gerekir. Daha sonra dedi ki ve ve yecuzu takdimul istisna e, takdimul istisnai ala'l müstesna minhu ve İstisnanın müstesna minhudan önce zikredilmesi caizdir. Sonra dedi ki ve yecuzul istisna o min el cinsi ev min gayrihi İstisnanın aynı cins olan şeyler üzerinde yapılması da caizdir. Farklı şeyler üzerinde müstesna minhudan farklı olarak farklı şeyler üzerinde farklı cinsel üzerinde yapılması da caizdir dedi müellif. Daha sonra şartı açıkladı. Ve şart yecuzu en yetaakhara anil meşruti şartın e, meşruttan şart olunan şeyden sonra gelmesi caizdir. Yetaha kara dedi. Caizdir. Ve en yetekaddem an meşruti ve meşruttan şart olunan şeyden önce gelmesi de caizdir dedi. Müellif İmam Güveni burada. İnşallah buraya kadar açıklamış olalım abi. Birinci olarak dikkat ederseniz üç tane madde zikretti bize. Muttasıl olan muhassislerden bahsetti. Onlar üç tanedir. Birinci olarak istisna. İkinci yorak ıı, şart. Üçüncü yorak takyidu bir sıfa dedi. Takyidu bir sıfayı inşallah gelecek dersimizde bırakalım. Yoksa çok fazla uzatmış oluruz. Ama ilk ikisinden müellifin bahsetmiş olduğu ilk iki maddeden bahsedeyim. İstisna ve şart kelimelerinden ve burada imamın İmam Cüveyi'nin onların üzerine bina etmiş olduğu şeylerden bahsedelim. <laughs> dedi ki vel <laughs> istisnau istisna odur ki ihracu ma lahu la le fi'l kelam şayet o çıkarılmamış olsaydı o kelama dahil olurdu. Şayet o çıkarılmamış olsaydı o kelama dahil olurdu dedi İmam Cüveyni burada. İstisna haber odur ki istisna yapabileceğimiz tanım istisna. O önceki şey ile sonraki şeyin arasını ayıran veya önceki şeyin hükmü ile sonraki şeyin hükmünü birbirinden ayıran lafızdır. Önceki şey ile sonraki şeyin arasındaki ee, önceki şeyin hükmüyle sonraki şeyin hükmünün birbirinden ayıran lafızdır. Mesela örnek vereyim size cümle daha bir. Ee, Câ'e aliyyun illa veya Câ'e illa ali. Öğrenciler geldiler ancak Ali hariç. Öğrenciler geldiler ancak Ali hariç. Şimdi burada önceki öğrencilerle Ali'nin hükmünü birbirinden ayırdık. Birbirinden ayrılması işte bu istisnadır abi. İstisna yaptığımı tanıma tekrar dikkat edin bu cümle üzerinde. İstisna abi önceki şeyin hükmüyle sonraki şeyin hükmünü birbirinden ayıran lafızdır. Mesela ca'a tullab öğrenciler geldiler. İlla Ali Ali gelmedi. Diye bütün öğrenciler, öğrencilerin hepsi geldiler. Gelme hükmüne tabi oldular. İlla Ali Ali gelmedi. Ali istisna yaptık. İstisna edatları genel olarak haber Arap lügatında en fazla kullanılabilmiş olduğunun üzere illadır. Daha sonra gayr istisna edatındandır. Ondan sonra siva, ada, hala, haşa ve bunlar istisna edatlarındandırlar abi. Bunlar istisna edatları ama en fazla kullanılanı illadır. câel bu illa Ali. Öğrenciler gelir ancak Ali hariç demiş olduk. Burada müellifimiz bizim için bazı şeyler zikretti. Dedi ki e, ee, istisnanın şartlarındandır. Ve inneme muhakkak ki o olur. Ne olur? Yasih ve bir şartin. Şu şartla olur, ya, e, sahih olur. En yapka minel müstesna minhu şey. Müstesna minhudan bir şeylerin kalması gerekir. Onun şartlarından bir tanesi istisnanın olabilmesi için e, şartlarından bir tanesi müstesna minhudan bir şeylerin kalması gerekir. Müstesna minhu de, ne demek, İnşallah inşallah onu anlatacağım sizlere. Mesela örnek üzerinden tekrar yoğunlaşalım abiler. Örnekte Câ'e attullâbu illa Ali. Öğrenciler geldiler ancak Ali gelmedi. Buradaki cümleye dikkat edin. Câ'e normalde fiil-i Değil mi? Mazi fiildir. Attullâb fa'il. Tullâb burada müstesna minhudur aynı zamanda. Müstesna minhu. Yani istisna olunan şeyden kalanlar. Müstesna veya kendisinden istisna yapılan. Kendisinden istisna yapılan şey demek. Câ'e fiil-i et müstesna minhu ondan sonra illa istisna edatıdır. Şeyde yani ali de müstesnadır. Müstesna istisna kılınandır, Tamam? Ca fi'l madi mazif fiildir. Et-tullab müstesna min'hudur kendisinden istisna edilen şeydir. İlla istisna edatıdır. Ondan sonra ali de müstesnadır. Yani müstesna kılınan kimsedir veya istisna kılınan kimsedir diyebiliriz. Bunun için Müellifin burada birinci şart olarak zikretmiş olduğu şey çok önemli abi. Şu şarta dikkat edin. Dedi ki müstesna minhuda kalan bir şeylerin olması gerekir. Şarttır. Siz istisnai bir cümle kullandığınızda taksis yaptığınızda biz burada Ali'yi taksis ettik değil mi? Biz burada bu cümlede Ali'yi taksis ettik. Burada Ali'yi taksis ettik. Geriye kalan birlerinin olması gerekir. Câetullâb. Öğrencileri geldiler. İlla Ali. Ali kaldı. İlla Ali. Ali kaldı. Şimdi cümlede Ali'yi tahsis, ettik. Ali'yi hükmün dışına çıkardık, Gelme fiilinin dışına çıkardık. Geriye kimse kaldı mı? Turla öğrenciler kaldı. Bütün öğrenciler zaten gelmemişti. Müstesna minhudan az veya çok muhakkak birilerinin kalması gerekir abi yer. Muhakkak birilerinin kalması gerekir. Şayet birleri kalmazsa istisna yapılmaz ki. Şayet e, birilerinin geldiğini veya gelmediğini hepsi beraber gelmişse veya hepsi beraber gelmemişse veya hepsi aynı hükme tabi ise hepsi, hepsini beraber zikrederiz. İstisna yapmayız, istisnaya ihtiyaç duymayız değil mi? İstisnaya ihtiyaç duymadığımızdan dolayı müstesna minhudan birilerinin kalmasına böyle bir cümle olmaz zaten. Ama umumun taksis olması için burada et taksis olması için illa dedik istisna yaptık. İlla Ali. Ali gelmedi. İki hükmü birbirinden ayırdık. Ali'nin hükmüyle öğrencilerin hükümlerini birbirinden ayırdık ve müstesna minhudan birileri kaldı. Yani et öğrencilerin hepsi geri kaldı. Öyle değil mi? Dolayısıyla birinci şart bir geriye kalan şeylerin olması gerekir. Geriye kalan bireylerin olması gerekir. Veya başka bir cümle örnek vereyim. Kharacetit talibatu illa Fatime. Öğrenciler Kız öğrencilerin hepsi çıktı. İlla Fatma. Fatma çıkmadı. Fatma çıktı. Fatma istisna olunan kimsedir. Müstesnadır. E fiili madi. Et talibat müstesna minhudur. Yani geriye kalanlardır. Veya önceki hükme tabi olanlardır. İlla istisna adetidir. Fatma da müstesnadır. Müstesna olunan, istisna olunan kimsedir. Fatma'nın dışında diğer öğrenciler kalmadılar mı? Yani çıkma fiilini önceki hükümde, önceki hükme tabi olarak kalmadılar mı? Geri kaldılar onlar. Evet. Onlar geri kalırlar. Dolayısıyla birinci şart abi yer. Birinci şart müstesna minhudan birlerinin kalması gerekir. İstisnanın olması için umumun taksis olabilmesi için müstesna minh olması gerekir. İstisna, olma, istisna olacak. İstisna edatından sonra müstesna olacak. Ve müstesna minhudan birlerinin kalması gerekir. Asıl şartın müstesna minhudan birlerinin önceki hükme tabi olarak birlerinin geri kalması gerekir. <laughs> Mesela bu konuda bir ayet zikredeyim abi size. Allah Azze ve Celle En'am suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'e emrederek dedi ki, dedi ki قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ De ki, ben bana vahy olanlar içerisinde yiyen kimseler için haram bir şey bulamıyorum. Genel bir hüküm değil mi? Haram bir şey bulamıyorum. Yiyen kimseler için haram bir şey bulamıyorum. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e emretti. Böyle söyle. Sonra istisna yaptı. İlla en yekûne meyteten ev dama mesfuha ev lehme khinzir fe innehu ricusun o bir pisliktir fe innehu ricusun ev fiskan uhille li gayrillahi bi Allah Azze ve Celle öncelikle dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti ki ben bana vahiy olanlar arasında yiyen yani kimseler için haram bir şey bulamıyorum daha sonra dört tane madde zikretti dedi ki illa en yekune meyteten ölü leş hayvan neti leş hayvan neti İkinci olarak evdemen mesfuha akıtılmış kan. Ev lahme khinzir domuz eti. Daha sonra fe innehu rijsun o bir pisliktir dedi Allah Azze ve Celle onun için. Ev fiskan ohille li bi veya fısk ile Allah Azze ve Celle'nin ismi dışında başka şeylerle kesilen hayvan. Allah Azze ve Celle'nin isminin üzerinde ayrı anılmamış olduğu hayvan. Dört tane şey zikretti Allah Azze ve Celle. Bunun dışındakiler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dedi ki ben bunun dışında haram bir şey bulamıyorum de dedi Allah Azze ve Celle ayeti kerimede Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun dışında çok şey var değil mi Amir? Bunun dışında normalde çok şey var. Helal olan öyleyse Allah Azze ve Celle'nin burada istisna kılmış olduğunun dışında müstesna minhu olarak bir çok birçok şey kaldı. Tabi bazı haram şeyler biz biliyoruz sünnetle, icmayla sabit olan bazı haram şeyleri daha var. Ama helaller çok fazla abi. Helaller çok fazla. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle burada dört şey istisna kılması müstesna adam, müstesna minhudan birçok şeyi bırakması kaideye tam uygundur. Müstesna minhudan bir şeylerin kalması gerekir. Öncelikle genel bir hüküm zikretti. Her şey helaldir. Dört şeyi çıkardı. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeden. Dolayısıyla müstesna minhudan birinci olarak bir şeylerin kalması gerekir. İkinci olarak Müellifin ikinci şart için zikretmiş olduğu şey en yekûne muttasilen bil kelam. Kelama bitişik olması gerekir. Kelama bitişik olması gerekir. Istisna, istisna kılınan şeyin kelama bir olması gerekir. Mesela cümle içerisinde siz konuşuyorsunuz. Genel bir hüküm ortaya koyuyorsunuz. Genel bir hüküm ortaya koyuyorsunuz. Genel bir hükümden sonra istisna edatını kullanmanız gerekir. Ve istisna edatından sonra istisna kılmış olduğunuz şeyden haber vermeniz gerekir. Değil mi ağabeyler? Ama ben desem ki ağabeyler dikkat edin. Şöyle bir cümle kullansam. Ca'e et Bir saat sonra illa ali. Desem olur mu? İlla bir saat sonra neyden bahsettim ben? Yani önceki hükme tabi olması açısından bir saat sonra arada bir saat var susmuşum. Veya bir gün sonra veya bir ay sonra arada ne kadar zaman var? Daha sonra sanki o cümleyi tahsis eder gibi illa diyorum. Burada istisna yapıyorum. Normalde İmam Cüveyn'in ve birçok usulcünün tercih etmiş olduğu görüşe göre böyle araya bir zaman girerse veya herhangi bir şey araya girerse bu durumda kelama dahil olmamış olur o. O yapılan istisna daha sonra kelam'a dahil olmamış olduğundan dolayı, kelamdan ayrı bir şekilde zikredilmiş olduğundan dolayı burada e, umumu taksis etmez. Dedi İmam Cüveyn ve birçok usulcü. Ama mesele biraz hilafi bir boyuttadır. E, Allah öyle. Burada e, bunun için İmam Cüveyn'in ve usulcülerin birçok onun görüşünü zikretmekle yetinelim. Zaten bu meselelerin birçok hilafidir abiler. E, i̇htilaflar çok çok fazladır bu meselede. Bunun için asır olarak yani şey istisnaya dair bilmemiz gereken şey müstesna minhu ile beraber gelmesi abidir. Aynı cümle içerisinde arasında bir fasıl olmaksın asıl olarak beraber gelmesi ca'a ali ca'a illa ali beraber gelmesi gerekir. Veya başka mesela Allah Azze ve Celle'nin önemli suretini zikretmiş olduğu ayeti o dört sınıf şey kelam ile beraber zikredilmiş değil mi? Kelam ile beraber zikredilmiş, umumu taksis etmiş. Dolayısıyla asıl olan beraber gelmesidir diyebiliriz. Daha sonra müellifin söylemiş olduğu şey ve yeci ve yucuzu istisnai alel müstesna min ve istisnanın müstesnadan önce zikredilmesi caizdir. Normalde asıl olan şey nedir abi? Önce müstesna <adamberish> minhu gelir. Genel hüküm gelir. Ondan sonra genel hükmü taksit edecek illa lafzı gelir. istisna gelir. Bu geneldir değil mi? Ama müellif burada başka bir şey söyledi. Dedi ki bazen müstesna minhu istisnadan önce gelebilir dedi. Bu, bunun yapılması caizdir. Bu konuda abiler İbnül Fırka normalde kitabında zikretmiş olduğu üzere dedi ki e, bunun usul ilmiyle hiçbir alakası yoktur. Bu nahi ilmiyle alakalı bir meseledir. Onun için çok fazla bu mesele hakkında konuşmadılar. Açıkçası usulcüler bu meselede en azından birinci seviye olarak veya varakada şerh yapanlar olarak varakada şerh yapmış birkaç tane ayrı ayrı şerhe de baktım bu meselede ne diyorlar? Hepsi aynı şeyi söylüyorlar abi. Hepsi diyor bu mesele çok fazla uh, usulle bu meselenin çok fazla uh, alakası yoktur. Nahibi alakadar eden bir mesele. Nahibi de incelenmesi gereken bir mesele. Usulda çok fazla ihtiyaç duyulmayan bir meseledir. Özellikle İbnül Firka bu uh, varakata ilk şer yapanlardan biridir. Özellikle o da bunu söyleyen bir kimsedir. Onun için çok fazla üzerinde ben de durmak istemiyorum. En azından zaten birinci seviye olarak yapmış olduğumuzdan dolayı belki ileride yapabileceğimiz ileri seviye şeylerde çok çok gerekirse Allah'ın izniyle biraz daha fazla üzerinde konuşuruz diye zannediyorum bu mesele üzerinde. Ondan sonra müellif dedi ki ve zul istisna'u min el cinsi ev min gayrihi. İstisna caizdir. Nasıl istisna? istisna? Aynı cinsten olan şeyin istisna edilmesi veya farklı cinsten olan bir şeyin istisna edilmesi ikisi de caizdir dedi. Normalde aynı cinsten olan şeylerin istisna olması meşhurdur değil mi? Her şeyde meşhurdur. Aynı cinsten olan şeylerin istisna edilmesi. Câ'at-dullâb <laughs> Ali. Ali de bir öğrencidir. Aynı cinstendir. Öğrencilerin cinsindedir. Aynı cinsten olan şeylerin istisna yapılması. Herhangi bir beis bilmiyoruz. Çok fazla buna dair delil var zaten. Aynı cinsten olan şeylerin önce genel bir hüküm ortaya konulması, vaaz edilmesi. Ardından o genel hükmü taksis edecek aynı cinsten bazı şeylerin çıkarılması. O konuda çok böyle bir hiçbir ihtilaf bilmiyoruz açıkçası. Ama ee, aynı cinsten olmayan şeyler genel hüküm zikredildikten sonra istisna yapılabilir mi? İmam Cüveyli'nin görüşüne göre aynı cinsten olmasa çok çok farklı bir şey olmuş olsa bile istisnası olur. İstisna yapılır. Genel hüküm zikredildikten sonra o genel hükümle hiçbir ilişkisi zahiren hiçbir ilişkisi olmayan şey genel hükümden sonra istisna yapılır denildi. Mesela bir örnek zikredeyim. Size desem ki ca'er illa imraaten. Adamlar geldi bir kadın hariç. Tabi ben normalde bu cümleyi kullanırken kadını adamlar cinsinden görmediğimden dolayı böyle bir cümle kullandım değil mi? Ama birini çıksanız deseniz o da insandır. Aynı cins, insan olarak aynı cinsendir. Değil mi? bu e, normalde böyle bir cümle kullanılır mı kullanılmaz mı buna e, bunu değil de daha belirgin bir örnek vereyim inşallah sizlere. Çünkü e, kadının e, insan cinsinden olması sebebiyle erkeklere benzemesi e, bu noktada belki biraz üzerine ihtilaf edilebilir. Ama şöyle bir örnek versem daha bariz bir örnek olur. Biraz farklı cinslerin örneği olduğundan dolayı desem ki ca'r ricalu illa kelbet. Adamlar geldiler bir köpek hariç. Bu caiz midir? Böyle bir cümle kullanılır mı? Normalde dediğim gibi biraz normalde bu meselede de bir ihtilaf var. Ama delilinin kuvvetli olmasından dolayı Kur'an ve sünnette bunu doğrulayan, doğrulayan nice deliller olmasından dolayı usulcülerin birçoğu deliller ki olur. Bazen aynı cinsten olmasa çok farklı bir şey olmuş olsa da genel hükümden sonra istisna olarak zikredilebilir. Mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimeden Meryem suresinde dedi ki cennet ehlinin cennetteki bazı duruşlarından şeylerinden bahsetti. Onlar için dedi ki la yesmaun fiha lagwa illa Onlar orada lagwa dair, boş süre dair hiçbir şey işitmezler. La yesmaun fiha lagwa. Onlar boş hiçbir şey işitmezler. İlla selamı ancak selamı işitirler diyor Allah Azze ve Selamla boş sözü nasıl bir ilişkisi var abi? Selam boş bir söz müdür? Selam boş bir söz değildir. Normalde Allah Azze ve Celle selamı tahsis etmemiş olsaydı, lehuden, genel hükümden sonra zikretmemiş olsaydı biz zaten selamın lehu olmadığını biliyoruz. Değil mi? Onun boş bir söz olma, olmayacağını biliyoruz. Ama Allah Azze ve Celle genel hüküm olarak onlar orada cennette boş bir söz işitmezlerden sonra tahsis yaptı illa selamı. Ancak selamı işitirler. Dolayısıyla farklı cinsten olan şeyleri Allah azze ve celle e, genel hükmü belli ettikten sonra farklı bir cins olarak selamı e, taksis etmiştir. Veya buna dair Allah azze ve celle'nin kitabında başka deliller de vardır abiler. Bunun için usulcülerin birçoğu dediler ki e, delil, özellikle delilin kuvvetli olmasından dolayı Kur'an ve sünnette buna dair deliller olmasından dolayı e, bu mesele farklı cins olursa genel hüküm belli edildikten sonra farklı cins de istisna yapılabilir diye söylediler. Evet. <laughs> Daha sonra akabinde dedi ki ve şartu ve şart yani normalde e, muhassasal eden ikincisi şarttır. Birincisi istisnadır, ikincisi şarttır. İstisna edatları dedi ki umumu taksis eder. Değil mi? İstisna edatları umumu taksis ederler. İkinci olarak şart da şart edatları da umumu taksis ederler. Dedi ki müellif İmam Cüveyni يَجُوزُ en يَتَأَخْرَ عَنِ ee, şeyin şartın meşruttan şart olandan sonra zikredilmesi caizdir. Ve yecuzu en meşrut ve meşruttan önce zikredilmesi de caizdir. Böyle söyledi. Normalde şart için abi diyebiliriz ki in ve kardeşleri olan şart edatları umumu taksis ederler. İn ve kardeşleri olan şart edatları umumu taksis edebilirler. Şart için biz daha önce nasıl bir tanım yapmıştık? Şart için demişti ki: Ma yalzemu min ademi adem, adem ve la min vujudihi'l-vujud ve la adem lizatihi. Ma yalzemu min ademi adem, yokluğunda yokluğu gerektiren ve la yalzemu min vujudihi'l-vujud ve la adem lizatihi Varlığında varlığı veya yokluğu gerektirmeyen şeyler, bunlar şarttır. Yokluğunda yokluğu gerektirir şartlar. Yok olmasında yokluğu gerektirir. İbadetin, amellerin de yokluğunu gerektirir. Ama var olmasında varlığı veya yokluğu gerektirmeyen şeyler için biz dedik ki bunlar şarttır. Mesela abdestin var olması. Abdestin öncelikle yok olması tanıma göre. Abdest olmadığında namaz olmaz değil mi abi? Abdestin yok olması namazın da yokluğunu gerektirir. Ama abdestin var olması namazın var, varlığını veya namazın yokluğunu gerektirir mi? Gerektirmez. Abdest var ama vakit girmemiş. Abdest aldık diye namaz kılacak mıyız? Hayır. Dolayısıyla tek başına bir şart değildir. Ama abdestin yokluğu namazın yokluğuna engeldir. Biz bunu daha önce şart meselesinde vadiyi ahkamları da açıklamıştık zaten. Burada ee, müellif dedi ki yecuzu en yetaakhara meşrut ve yecuzu en deme anil meşrut. Şartın meşrut olandan, şart olunan şeyden önce veya sonra gelmesi caizdir. Bunda herhangi bir beis yoktur. Normalde öncelikle şart cümlesine dair size bir örnek vereyim abiler. Nasıl tahsis olunuyor? Ben desem ki Mesela in yani in İnceeni fe ukarime. Şayet o bana gelirse, şayet o bana gelirse ona ikram edeceğim. Veya <laughs> se ukrimu Muhammeden inceeni. Muhammed bana gel, e, e, o bana gelirse Muhammed'e ikram edeceğim. Muhammed bana gelirse Muhammed'e ikram edeceğim. Normalde asıl olan kardeşler cümle içerisinde genel olarak kullanılan cümle yapısı içerisinde önce meşrutun olması daha sonra şartın olmasıdır. Önce meşrutun olması daha sonra şart. Daha çok kullanılan kullanımda olan bir ee, bir şey olarak bilinen bir şey olarak genelde böyle olmasıdır. Önce genel meşrut gelir, akabinde şart gelir. Onu taksit edecek, umumu taksit edecek şart gelir. Ama bunun tam zıttı olur mu? Müellifin söylemiş olduğu gibi bunun tam zıttı da olabilir. Önce şart da gelebilir. Daha sonra meşrut da gelebilir. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Ama normalde varlık olarak, mana olarak, ortada vuku bulması gereken şey olarak önce şart vuku bulur, ondan sonra meşrut ortaya çıkar. Önce şartın oluşması gerekir, ondan sonra meşrut ortaya çıkacak. Namaz için abdest şart mıdır? Şarttır. Abdest, namaz meşruttur. Şart olunan şeydir. Ama abdest şarttır. Namaz için olması gerekendir. Abdestsiz namaz olur mu? Olmaz. Önce şart olan olacak. Daha sonra akabinde kendisi için şart olmuş olduğu şey ortaya çıkmış olsun. Mesela se ukrimu Muhammed'in inca'ani Muhammed'e ikram edeceğim. Ne yaparsa bana gelirse. Önce şart koşulan şeyi yerine getirirse ben ona ikram edeceğim. Yani normalde cümle yapısı içerisinde ikisi yer değiştirebilir. Şartla meşhur yer değiştirebilir ama vakada yaşanır bir vaka olarak önce şartın yerine getirilmesi gerekir ki akabinde meşhur yerine getirilebilsin. Şart koşulan şey, şart konulan şey akabinde yerine getirilmiş olabilsin. Mesela eee <laughs> Muhammed'in Muhammed'e ikram edeceğim. Muhammed'e ikram edeceğim ama önce bunun için bir şart koşuyorum. Incaani bana gelirse, yanıma gelirse Muhammed'e ikram edeceğim. Müellifim burada söylemiş olduğu şeylere böyle teker teker örnek verecek olursak dedi ki yucuz en yeta'akhara al-mashrut. sonra gelebilir. Mashrut'un şart kılınan şeyde şart olunan şeyden sonra gelmesi caizdir. Mesela önce meşrut gelir akabinde cümleden sonra o meşruttan sonra genel hükümden sonra şart ibaresi gelir. Mesela Allah azze ve celle ayet kerimede Nisa suresinde dedi ki: "Ve nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lehunna velad." Eşleriniz taraka azwajukum eşleriniz vefat ettiğinde kadınlarınız vefat ettiğinde onların bırakmış olduklarının yarısı sizindir. Bırakmış olduklarının yarısı sizindir. Akabinde şart koştu Allah Azze ve Celle. İn lem lehun Şayet çocukları yoksa. Kadının çocukları yoksa, vefat ettiyse bırakmış olduğu malın yarısı direkt erkeğidir abi. Allah Azze ve Celle'nin miras hükmünde taksis etmiş olduğu, koymuş olduğu bir hüküm olarak. Kadın vefat ettiğinde çocukları yoksa, hüküm yarısı onundur. Çocukları varsa yarısı onun değildir abi. Dikkat edin, önce Allah Azze ve Celle genel hükmü zikretti. Ve eğer kadınlarınız vefat ederse bırakmış oldukları malın yarısı sizindir, erkeklerindir dedi. Sonra onu taksis etti. İn şartıyla, şart edatıyla onu taksis etti. Çocukları varsa böyle değildir dedi Allah Azze ve Celle. Veya öncelikle şartın gelmesi daha sonra meşrutun gelmesi. Mesela Allah Azze ve Celle talak süresinde dedi ki İn künne İn künne uulati hamlin fe enfiku aleyhinne hatta yıza'ne in kunna ulati hamlin fa eşleriniz eğer hamile ise onlara infakta bulunun. Onların ihtiyaçlarını karşılayın. Hatta yada'na hamlun, Ta ki onlar çocuklarını bırakıncaya kadar. Normalde bir erkek boşanmış olduğu eşine nafaka verir mi İslam'da aslında? Normalde onun ihtiyacını karşılamak zorunda değildir abiler. Ama eğer kadın erkeğin çocuğunu taşıyorsa çocuğu şey yapana kadar abiler, çocuğun doğumunu yapana kadar erkek ona verecek, onun ihtiyaçlarını karşılayacak, ona yedirecek, ona içirecek. Hatta meskenin ihtiyacı karşılaması veya hatta eğer emziriyorsa çocuğu emzirinceye kadar onun ihtiyaçlarını karşılaması Allah Azze ve Celle bunu emretti. Hatta yada ana ta ki şeylerini koyuncaya kadar çocuğun doğumunu yapıncaya kadar. Ama öncesine in kunne ulati hamlin şayet onlar hamile iseler. Talak yapmış olduğunuz, kendilerine talak vermiş olduğunuz kadınlar hamile iseler, fa onlara şey yapın onlara infakta bulunun hatta ya da ana hamluhun ta ki yüklerini bırakıncaya kadar bunun için burada ayette ilk önce Allah azze ve celle şartı zikretti onlara infak yapabilmeniz için onlara infak yapabilmeniz için önce hamile olmaları gerekir Boşandıktan sonra hamile olmaları gerekir. Hamile olma şartı var. Sizin çocuğunuzu taşıma şartı var. Burada Allah Azze ve Celle şartı meşruttan önce zikretti. Bu şekilde ee, öncesinde veya sonrasında zikredilmesinde herhangi bir beis yoktur. İki tane de ayrı ayrı cümle söyledim zaten ders içerisinde. İki, şu iki ayrı cümlede dikkat edin. Şartın ve meşrutun yerlerinin değişmiş olduğuna dair. De dedim ki Seukrimu Muhammeden inca'eni Burada önce meşrutu zikrettim. Daha sonra şartı zikrettim. Seukrimu Muhammeden inca'eni Başa alsam fe Bana gelirse ona ikram edeceğim. Burada da ini şartı ama önce zikretmiş oldum. Evet. Daha sonra abiler vel mukayyet bir sıfa ve sıfa ile mukayyet olanlar bunlar da abiler, mutlak ve mukayyet meseleleri. Mutlak ve mukayyet meseleleri inşallah Allah Azze ve gelecek derste anlatmaya çalışayım sizlere. Ama bunlardan e, mukassisat ve muttasileden ilk olarak iki tanesini zikrettik. İstesna ve şartı zikretmiş olduk. التقييد التقييد بالصفة يعني yani مطلق بالمقايض مسألة سنجيق تعرف في مدارة. إن شاء الله. Evet. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.